Merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Temmuz. Hava biraz daha iyi. Saat akşam üzeri 5:30 gibi. Yukarıdan da bize bağırıyorlar. Kapı gel. Bugün sabah 8'den önce uyandım arkadaşlar. Elektrikler yok. Saat 1'e 1:30'a kadar 2024 yazında elektrikler yok arkadaşlar. Sabah papiyi çıkartmıştım. Şimdi bir kere daha çıkartıyorum. Köpekler de servet düşmanı. Bir de güzel araba görünce güzel arabaya gidiyor. Hayvanın da bayağı tuvaleti gelmiş. Bakalım. Gel buraya. Papi'nin götürdüğü yere gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım biz nereye götürecek. Arkadaşlar kukurlar çok obur. Bana kalsa ben yemek veririm. Daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü anneannemlerin bir köpeği vardı. Hayvan 20 yaşına kadar yaşadıydı neredeyse. Hep ev yemeğiyle besleniyordu. Bizim papi mamayla besleniyor. Alerjisi varmış. Papi ev telefonu. Bu arada büyük köpeklerden de korkuyoruz. Saldırıyorlar çünkü. Ama sokak köpekleri seslendim mi geri duruyor. Geçen sene bir köpeği sokağa atmışlar, Arjantin Dogo. O bize kapıdan çıkarken bir kurladı geldi yanımıza, bize saldırdı. Köpeği zor kurtardık. Yani papiyi zor kurtardık köpekten. Sağ olsun esnaftan birisi geldi. Papiyi kucağına aldı. Öyle kurtardık. Eğer yakalasaydı kurtaramazdık köpeği. Papiyi yani.
Balçova Deresi var yanında arkadaşlar. İsmini şimdi unuttum. Teleferikten geliyor suyu. Papi gel. Papi çık. Yap papi. Çık yukarı. Papi yapma. Bak gitmiyor, görüyor musunuz? Çık şuraya, çık yukarı. Kaldırdı kedi bize. Şu siyahlı kedi. Gel hadi. Gözünü tırmalayacak diye korkuyorum arkadaşlar. Hadi gel şuraya oturalım. Papa hadi gel şuraya oturalım. Gel. Papa gel bu tarafa. Ha. Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Arkadaşlar Poppy evine döndü. Annesi turnuvadan geldi. Çam sakızı, çoban armağanı. Her şey çok pahalıymış. Yurt dışında. Türk lirasının değeri düşük olunca maalesef. Bu kutuda ne var ben de bilmiyorum. Lokum gibi bir şey galiba. Ya da kurabiye olabilir mi acaba? El Niko gibi bir şey yazıyor. El Niko. Prolon gibi bir şey yazıyor. Neymiş burada, ne yazıyor? Para Paradosaka okumasını biliyorum ama anlamlarını bilmiyorum tabii ki. Şu Elyas'ını okuyamıyorum. Elyas'ı okuyamıyorum ama normal yazıyı okuyabiliyorum. Eas Karval ne? Ne gibi bir şey. Nerenin malıymış? Bir bakalım.
Türkçe yazıyor en altta arkadaşlar. Belki de Türkiye'den gidiyor. Koruyucu içermez falan diyor. Daha doğrusu açıklamalarda Türkçe de var. Demek Türkler aldığı için koruyucu içermez diyor. Hiçbir yerde hangi ülkenin olduğunu göremedim arkadaşlar. İlginç. Ha, şurada bayrak var. Bu nerenin bayrağı? Bayrak var arkadaşlar. Yunanistan bayrağı. Bu Kavala kurabiyesi olabilir arkadaşlar. Kavala'nın kurabiyesi meşhur biliyorsunuz. Kavala'ya burada eskiden Kavala'da çok Türk varmış Osmanlı zamanında. Kavala'dan Türkiye'ye Yunan zulmünden dolayı çok göç edenler olmuştu o zamanlar Balkan savaşları ile beraber. Kavala güzel, şirin bir yer. Ben çok beğeniyorum orayı. Çikolata arkadaşlar. Çikolata gelmiş. Bu nerenin çikolatasıymış? Hava çok sıcak olduğu için yumuşamış. Alman malıymış. Arkada Alman malı yazıyor ama Almanya'ya gidilmedi, onu biliyorum. Bu da Peşte. Macaristan arkadaşlar, bu Peşte. Macarlar Hun torunu biliyorsunuz. Bizler de Hun torunuyuz. Onlar Hun torunu olduklarını kabul ediyorlar. Türklerle tarihsel olarak Türklere kendilerini yakın hissediyorlar. Hepimiz Hun torunu olduğumuz için. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunu açacaktım ama kurabiye olduğunu anladığım için açmadım. Açarsam yemem gerekir. En iyisi açmayalım ve yemeyelim. Çikolatamız, bir de magnetimiz.